Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders kitabımızdaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu dersimizde de ondalık gösterimi verilen sayılarda bölme işlemiyle ilgili çalışmalar yapacağız. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi burada ders kitabımızdaki hazır mıyız, birlikte öğrenelim kısımlarını, birlikte öğrenimlerde verilen örnekleri ve çözüm yollarını mutlaka inceleyin. İnceledikten sonra sıra sizlere geçin. Bu not kısımları çok önemli. Not kısımları size konunun ne olduğunu ve nasıl yapıldığını anlatır. Burada inceler ve öğrenirseniz sıra sizdeler, size daha kolay gelir. Yine söylediğim gibi sıra sizdeleri kendiniz yapmaya çalışın. Yapamıyorsanız kanalımıza gelerek çözümlerini öğrenin. Yaptıktan sonra da kontrol içinde seyredebilirsiniz. Evet, sıra sizde 1 ile başlayalım. Gül Hanım marketten aldığı 3,5 kilogram peynire 43,75 lira vermiştir. Buna göre peynirin 1 kilogramı kaç liradır demiş. Çocuklar, ondalık gösterimlerden korkmayın. Mesela marketten aldığı diyelim 5 kilogram peynire deseydi, buraya da 500 lira vermiştir deseydi ne yapardık? 500'ü 5'e bölerdik, 1 kilosunun kaç lira olduğunu bulurduk. Burada da aynı şeyi yapacağız. Yani tutarı 43,75 lirayı 3,5'e böleceğiz. Bu şekilde gösterebilirsiniz bölmeyi ya da şu şekilde de gösterebilirsiniz. 43,75'i böleceğiz. 3,5'e bu şekilde de gösterebilirsiniz. Yan yana da gösterebilirsiniz. Biz farklı şekillerde yapalım. Bakın önce şu şekilde yapalım. Burayı silelim. Çocuklar, virgüllü sayılarda yani ondalık gösterimlerde bölme yaparken pay ve paydayı, yani bölünen ve bölen sayıyı anlaştıracağız ve virgülden kurtaracağız. Mesela bölünen sayımızın bu virgülden kurtulması için bu virgülün iki basamak sağa kayması gerekiyor değil mi? İki basamak sağa kaydırdığımızda 4375 olacak. Yalnız paydaki, yani bölünen sayıdaki virgülü iki basamak sağa kaydırıyorsak mutlaka bölen sayıdaki virgülde iki basamak sağa kaydırmalıyız. Dolayısıyla aşağıda 3,5 var gördüğünüz gibi. Bunun da virgülünü iki basamak sağ tarafa kaydıracağız. Yalnız virgülden sonra bunun bir basamağı var. Çocuklar, eksik basamakları 0 ile tamamlayacağız. Bakın 3,5'i ben 3,5 yazdıktan sonra sağına istediğim kadar 0 koyabilirim. Değeri değişmez. İstediğim kadar 0 koyabilirim. Nasıl ki 3 yerine 0, 0, 0, 3 yazsak yine 3'tür. Ondalık gösterimlerde de virgülün sağındaki basamağın yanına, sağ tarafına istediğimiz kadar 0 yazabiliriz. Değeri değişmez. O zaman biz ne yapacağız? İki basamakta bölen sayıdan kaydıracağız ve virgülü iki basamak kaydırdığımızda 350 olacak. İşte bu. Şimdi 4375'i 350'ye bölelim. 4375 bölü 350. Artık virgül falan yok. 437'de 350 bir kere. Bir kere 350, 350. Çıkarıyorum. 7. 13'ten 5 çıktı. 8, 0. 875 diyorum. 5'i indirdim. 875'te de 350 kaç kere var? 2 kere var. 2 çarpı 350, 700 eder. Çıkardığımda 5, 7, 1, 1750, 175 pardon, 175. Çocuklar, 175'te artık 350 yok. Kalanımızda 175. Bölmeyi devam ettirmek istiyorum ben. Bölüm kısmına bir virgül koyup kalana da bir sıfır veriyorum. 1750'nin içerisinde 350, 5 kere var. 5 kere 0, 0, 5 kere 5, 25, elde var 2, 15, 17. Bölme bitti. Demek ki 1 kilogramı 12,5 TL imiş. Yani 12,5 lira imiş. Bölmeyi bu şekilde yapıyoruz. Evet, sıra sizde, 2'ye geçelim. 0,9 bölü 0,45 işleminin sonucunu bulunuz demiş. Bakın burada da yan yana yapalım. 0,9 bölü 0,45. Burada virgülden kurtarmak için bölen sayının virgülünü iki basamak sağa kaydırmam lazım değil mi? 45 yazmam lazım ki kurtulsun. O zaman bölünen sayının da virgülünü iki basamak sağa kaydırmalıyım. İki basamak olmadığı için hemen buradaki boşluğu sıfırla dolduruyorum. İki basamak sağa kaydırdığımda bu da ne oluyor? 90 oluyor. 90 bölü 45'te 2 çıkar. Bu arada şunu açıklayalım çocuklar.
Bir sayı, mesela 0 tam, %275. Virgülünü 3 basamak sağa kaydırıp 5'in sağına yazarsak, bakın, virgülden kurtulmuş olur. Yani artık bu 275'tir. Bu virgülü yazmaya gerek yoktur, bu 1. 2, 7 sayısını biz 7 virgül olarak da yazabiliriz. Yani bu virgül görünmez virgül. Lazım olduğunda yazarız. Lazım değilse bu virgülden kurtulmuştur. Virgülü yazmamıza gerek yoktur. Dolayısıyla ikinci sıra sizdemizde nedir? Sonuç 2'dir. Devam edelim. Yine birlikte öğrenimlere bakın. Burada bize bir şeyler söylemiş. Bunları okuyun. Okuduktan sonra örneği inceleyin. Sonra da sıra sizde 3'e geçin. 36 metre uzunluğundaki masa 0,3 metre uzunluğundaki cetvel ile ölçülmek istendiğinde kaç ölçüm yapılacağını bulun. Şimdi 36 metre uzunluğundaki masa 2 metre uzunluğundaki cetvel ile ölçülecek olsaydı ne yapardık? 2 metre, 2 metre, 2 metre bu şekilde 36'nın içerisinde kaç tane 2 metre var ona bakardık. 36'yı 2'ye bölerdik. Biz burada da ne yapacağız? 36'yı 0,3'e böleceğiz. Peki bölen sayının virgülü var ve virgülden kurtulması lazım. Virgülden kurtulmak için bir basamak sağa kaydırmam gerekiyor ve 3 olsun. 0,3 olsun. 0,3 de 3'tür. Yalnız 36'nın neyi var? Virgülü falan yok. 36'nın virgülden kurtulmaya ihtiyacı da yok. Ancak bölen sayı virgülünü kaydırdıysa eğer bir basamak, 36 da burada olan görünmeyen virgülünü bir basamak sağ tarafa kaydırmalıdır. O zaman biz 36'nın yanına ne yapacağız? 36,0 yazacağız. Virgülü bir basamak kaydırdığımızda da ne olacak? 360 olacak. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. Bir sayının virgülünü bir basamak sağa kaydırdığımızda bölme işleminde diğer sayının virgülünü de kaydırmak için yanına 0 eklenir. Yani şöyle diyelim. 36 bölü 0,3'ü bunu 3 yazar virgülden kurtarırsak virgülünü bir basamak kaydırarak 36'nın da yanına bir 0 yazabiliriz. Bu şekilde yaptıktan sonra bölmeye geçiyoruz. 360'ı 3'e böleceğiz. Evet, yan yana yapalım. 3'te 3 bir kere. 1 kere 3 3. 3'ten 3 çıktı 0. 6'yı indirdim. 6'da 3 2 kere. 2 kere 3 6. Alttan 6 çıktı 0. 0'ı indirdim. 0'da 3 yok. Buraya bir 0 yazıyorum. Sonuç 120'dir. 120 ölçüm yapılır diyorum. Nokta. Evet, sıra sizde 4'e gelelim. Bir bölme işlemi var yine ve sonucunu sormuş. Ve çocuklar burada 0,24'ü virgülden kurtarmak için 2 basamak sağa kaydırıyoruz virgülünü ve 24 yapıyoruz. 144'ün yanına da ne yapacağız? Virgülü şu anda görünmüyor. Virgülü kaydırmaya ihtiyacı yok. 2 tane 0 yazacağız. Ve böleceğiz. İşte 14.400'ü 24'e bölerek sonucu bulacağız. Evet, kaç kere var? 6 kere var. 6 kere 4 24. Elde var 2. 6 kere 2 12. 2 de elde 14. 144'ten 144 çıktı 0. Bakın buradaki 0'ı indirdim. Yukarıdan aşağıya indi. 0'ın içinde 24 yok. Buraya yazıyorum. Bir tane daha 0'ım var. Onu da indirdim aşağıya. 0'ın içinde 24 yok. Buraya 0 yazıyorum. Sonuç nedir? Sonuç 600'dür. Evet. Yine birlikte öğrenelim var. Hasan'ın 5'ten %75 lirası varmış, işte fırına pide almaya gitmiş falan filan, parasıyla toplam 5 pide almış, Hasan'ın 1 pide için verdiği parayı hesaplayalım falan demiş. Çocuklar 5'ten %75 lira vermiş, 5 pide almış Hasan. Ne yapacağız? 1 pidenin fiyatını bulmak için 5'ten %75'i 5'e böleceğiz tabii. Evet. Bunları inceleyin. İnceledikten sonra, peki çözümü nasıl yapmış? Çözüme bakalım. Çözümü de çocuklar ne yapmış? Kesir haline getirip bölme yapmış. Sonra kaydırmış virgüllerini. Tabii virgülü kaydırırken birinden kaydırdığında öbürüne de 0 eklemiş. Evet, sıra sizde 5. 4,2 metrekarelik alanı 7 eş parçaya ayırdığımızda her parçanın kaç metrekare olacağını bulunuz demiş. Şimdi çocuklar burası 4,2 metre olmasaydı önce yapacağımız işlemi tespit edelim. Mesela kaç olsaydı? 42 metrekare alan olsaydı. 7 eş parçaya böleceksek bu 42'yi 7 eş parçaya böleceğiz. Yani bölme işlemi yapacağız. 4,2'yi neye böleceğiz? 7'ye böleceğiz. Burada da 4,2'nin virgülünü bir basamak sağa kaydırarak 42 yazıyoruz. 7'nin virgül kaydırmaya ihtiyacı yok. O zaman 7'ye de bir 0 veriyoruz. Yani yanına
0 yazıyoruz, 70. Şimdi 42'yi 70'e böleceğiz. Çocuklar 42'yi 70'e bölerken, bakın 42'de 70 yoktur. Bölme yapmak istiyorsanız eğer 42'nin yanına bir 0 verirsiniz, bölüme de bir tane 0 virgül yazarsınız. 0 tam, yani 42'nin içerisinde 70, bir tam bile yok, bir tane bile yok. 0 tam, virgül, 420'nin içerisinde 70 de 6 keredir. 6 kere 0, 0, 6 kere 7, 42. 0, 0, 0. Bakın 0 tam 10'da 6 çıktı. Sonuç 0 tam 10'da 6'ymış. Bu bölme işlemini isterseniz bir daha izleyebilirsiniz. Eğer bir sayının içerisinde bölen sayı yoksa o sayının yanına bir 0 yazarız. Bölüme de bir 0 virgül yazar. Bölmemizi devam ettirebiliriz. Yine aynı şekilde 0 tam %54 bölü 9 demiş. 0 tam %54'ü 9'a bölerken virgülden bir kurtulmamız gerekir. 54'ün virgülünü 2 basamak sağa kaydırıp kurtulurken 9'un yanına da 2 tane 0 vermeliyiz. Çünkü burada 2 basamak sağa kaydırıyorsan burada da 9'a 2 tane 0 vermen gerekir. Bakın mantığını da hemen anlatalım. 9 virgüldür bu normalde. Bunun 2 basamak kaydırdıysan virgülünü 9'un yanına da 2 0 yazıp bunun da 2 basamak kaydıracaksın. Yani paya ne yapıyorsan, bölünen sayıya ne yapıyorsan bölen sayıya da aynı işlemi yapmalısın. 54 bölü 900 çıktı. Şimdi gelin bunları bölelim. 54'ü 900'e nasıl böleceğiz? Şimdi 54'ün içerisinde 900 yok. Ben buna bir 0 verdim. Buraya da bir 0 virgül koydum. Yine yok. Yine yoksa buna bir 0 daha vereceğim. Buraya da bir 0 koyacağım. Bakın yani ben 0 verdiğim halde yoksa bir 0 daha verdiğimde buraya bir 0 daha koyacağım. 5400'ün içerisinde 9, 6 kere. 6 kere 0, 0. 6 kere 0, 0. 6 kere 9, 54. 0, 0, 0. Bölme işleminin sonucu 0 tam %6 olarak bulunur. Evet, devam edelim. Ne demiş? Yine burada birlikte öğrenilenleri inceleyin. Ne anlatmış burada bakalım? Pekmez alınmış falan filan. 100 günde bitmiş. Ha, 100'e bölme, 10'a bölme. Bine bölme, hatırlayalım demiş. Sonunda sıfır bulunan, onun katı olan sayılar. 10 ile bölününce sayının sonundan bir sıfır. 100 ile bölününce sayının sonundan iki sıfır. Bin ile bölününce sayının sonundan iki sıfır silinir demiş. Hemen bunu açıklayalım çocuklar. Burada 54.000, bakın bu 10'un katıdır. 10'a bölünürse bir sıfır ondan, bir sıfır bundan silinir. 5400 olarak yazılır. Yani kısa yoldan bölmeyi, 10, 100, 1000 ile bölmeyi anlatmıştı 5. sınıfta. Bundan bahsetmiş. Not demiş. Bak burası çok önemli. Ondalık gösterim verilen sayılar 10, 100 ve 1000'e bölündüğünde virgül sıfır sayısı kadar sola kaydırılır. Eğer eksik basamak varsa sayının soluna eksik basamak kadar sıfır yazılır demiş. Burada da örnekler vermiş. Bakın bu örnekleri inceleyin. Size bir örnek, başka bir örnek de ben vereyim. Şuraya yazalım. 65 tam %18'i bölelim 1000'e. Çocuklar bölüyorsak eğer %2 tane 0 olduğuna göre biz bu 65 tam %18'in virgülünü 2 basamak sola kaydıracağız. Sola bak. Bölmede sola kaydırıyoruz. Daha önceki konumuz çarpmaydı. Orada sağa kaydırıyorduk çarptıkça. Burada bölüyoruz. Böldüğümüz zaman %2 0 olduğu için 2 basamak sola kaydırıyoruz. Yani virgül ne oluyor? 65'in önüne geliyor. 65'in önüne geldi. 2 basamak sola kaydı. Buradaki boşluğa da 0 yazıyoruz. 0 tam 10.000'de 6.518 diye de okuyoruz. Burada size onu anlatmış. Şimdi sıra sizde de daha iyi anlayacaksınız. Bahçesinin alanı 1045 tam 10'da 5 metrekare olan Ali amca bahçesini 100 eşit parçaya ayırmak istiyor. Derdi neyse Ali amcanın 100 eşit parçaya ayıracakmış. Buna göre her bir parçanın metrekare kaç metrekare olacağını bulunuz demiş. Bölecek Ali amca. Ne yapacak? 100 eşit parçaya ayıracaksa bölecek. Yani 1045 tam 10'da 5'i 100'e bölüyoruz. Eşittir. Bakın %2 tane 0 var. Biz o zaman böldüğümüz sayıyı ne yapacağız? Virgülünü 2 basamak sola kaydıracağız ve 10 tam
1455 olarak sonucu bulacağız. Yani bu kolay bölme. 100'e bölüyorsan, 10'a bölüyorsan, 1000'e bölüyorsan bu yöntemi kullanarak kolayca bölebilirsin diyor. %2 sıfır olduğu için bölünen sayımızın da virgülünü buradan alıyoruz. 2 basamak sola kaydırıyoruz. 0 ile 4'ün arasına yazdım bakın. Burada sonuç bu. Bu kadar. Sıra sizde, 8'e gelelim. 1 tam 10'da 1 bölü 10. Çocuklar, 10'un bir sıfırı var. Biz 10'a bölüyorsak 1 tam 10'da 1'i, virgülü 1 basamak sola kaydıracağız. Yani buradaki virgülü alacağız, 1'in önüne getireceğiz. 11 olacak. Buradaki boşluğa da 0 yazacağız. 1 tam 10'da 1'in 10'a bölümü 0 tam %11'dir. 2 tam 10'da 5'i 100'e bölelim. 2 tam 10'da 5'in virgülünü ne yapacağız? 2 tane sıfırı var 100'ün. 100'e bölüyorsak 2 basamak sola kaydıracağız. Peki 2'nin önünden bir basamak kaydırdık. Bakın hiçbir sayı kalmadı. O zaman ne yapacağız? Bu boşluklara çocuklar 2'nin önüne, 2 tamın önüne istediğim kadar sıfır koyabilirim. 0,2 tam da diyebilirim. 0,0,2 tam da diyebilirim. 2 basamak sola kaydıracaksam eğer 2 tane sıfır koyuyorum. 0 tam 0,25 yazıyorum. 2 basamak kaydırdım işte 100'ün 2 tane sıfır olduğu için. 2 ile 5'in arasındaki virgülü aldım. 2'nin önüne bir tane sıfır yazdım. Virgülü 2 basamak sola kaydırıp buradaki tam kısmı da sıfır yaptım. Evet 12 tam 10'da 4'ü 100'e böleceğiz. Yine 100'ün 2 sıfırı var. Ne yapacağız? Bu virgülü alacağız. 2 basamak sola kaydıracağız. Şu hale gelecek. Peki virgülün önüne ne yazacağız? 0 tam yazacağız. Bu işlemler de bu şekilde yapılacak. Bakalım neredeyiz? Konu değerlendirme testine geldik. Evet. Birinci sorumuz, aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru ifadeleri yazınız demiş. Evet, birinci ifademiz çocuklar, 185 tam 10'da 1 sayısı nokta nokta ile bölünürse sonuç 123 tam 10'da 4 olur demiş. Burada ne yapacağız? Bakın. 185 tam 10'da 1 sayısı bir sayıya bölünmüş. Sonuçta 123 tam 10'da 4 çıkmış. Bölme işleminde verilmeyeni bulma yapacağız. Bölme işleminde bu bölünendir. Bu bölen. Bu da bölümdür. Bölen sayıyı bulurken ne yaparız? Bölünen sayıyı bölüme böleriz. Yani 185 tam 10'da 1'i 123 tam 10'da 4'e bölersek biz bu verilmeyen bölen sayıyı bulmuş oluruz. Hemen bölelim. Virgül kaydıracağız. 185 tam 10'da 1'in virgülünü bir basamak sağ tarafa kaydırıyorum. 1851 oluyor. Tabii bölünen sayının virgülünü bir basamak sağa kaydırdıysam bölen sayının virgülünü de bir basamak sağa kaydırıyorum. Bu da 1234 olur. Şimdi 1851'i 1234'e bölelim. 1851'in içerisinde bakalım kaç tane 1234 var. Bir kere var. 1 kere 4, 4, 3, 2, 1. Çıkaralım. 11'den burada 4 kalsın. 4 çıktı 7. 4'ten 3 çıktı 1, 8'den 2 çıktı 6, 1'den 1 çıktı 0. Bölmemi devam ettireceğim. Buraya bir virgül, kalana da bir 0 vereceğim. 6170'in içerisinde 1234, 5 kere var. 5 kere 4, 20, elde var 2. 5 kere 3, 15. 2 de elde 17. Elde var 1. 5 kere 2, 11 de elde 11. 11'in 1 elde var 1. 5 kere 1, 5, 1 de elde 6. 0, 0, 0, 0. Demek ki çocuklar bakın. 185 tam 10'da 1 sayısı 1 tam 10'da 5 ile bölünürse sonuç 123 tam 10'da 4 olurmuş. Yani noktalı yere 1 tam 10'da 5 sayısı yazılacakmış. Evet devam edelim. Ondalık gösterime verilen sayılar nokta nokta ile bölündüğünde virgül 3 basamak sola kayar. Virgül 3 basamak sola kayıyorsa çocuklar 1000'e bölünüyordur bu sayı. Ondalık gösterim verilen sayılar 1000 ile bölündüğünde virgül 3 basamak sola kayar. Çünkü 1000'de bakın 3 tane 0 var. 3 basamak sola kayar 1000'e bölünürse bir sayı.
Diğer ifademiz ondalık gösterimi verilen sayılar nokta nokta ile bölündüğünde virgül iki basamak sola kayar. İki basamak sola kayacaksa yüze bölünmesi gerekir. Burası da 100 olacaktır. Evet, ikinci sorumuza gelelim. Bir haftada toplam 10 tam 10'da 5 litre su içen Aslı günlük kaç litre su içmiştir? Bir hafta 7 gündür. Bir haftada içtiği suyu 10 tam 10'da 5'i 7'ye böleceğiz. Evet, virgül kaydıralım ve virgülden bir kurtulalım. 10 tam 10'da 5'in virgülünü bir basamak sağa kaydırırsak 105 olur. 7'nin virgülünün kaymaya ihtiyacı yok. Ne yapacağız? 7'ye de bir tane 0 vereceğiz. 70 yapacağız yani. Eşittir diyeceğiz. 105'i 70'e bölelim. 105'in içerisinde 70 bir kere var. Bir kere 70, 70. 35 kaldı. Bölmemi devam ettireceğim. Birin yanına bir virgül, kalana da bir 0 vereceğim. 350'nin içerisinde 70'te 5 kere var. 5 çarpı 70, 350 olur. 0, 0, 0. Sonuç 1 tam 10'da 5 olur. Yani günlük 1 tam 10'da 5 litre, 1,5 litre su içiyormuş ki bir haftada 10,5 litre su içmiş Aslı. Evet, üçüncü sorumuz ne demiş? Aşağıda verilen işlemlerde üçgen ve kare yerine gelecek sayıları bulunuz. Evet çocuklar, bakın. 10'a bölmüş, 100'e bölmüş. Üçgen yerine gelecek sayıyı bir bulalım. Eğer bir sayıyı 10'a bölüyorsanız virgülü bir basamak sola kayar. Bakın buradaki virgülü alacağız. Bir basamak sola kaydıracağız. 987 tam %44 olacak. Evet, bir basamak sola kaydırdık. Şimdi bu sayıyı üçgeni bulduk. Üçgen yerine 987 tam %44 yazacağım ve 100'e böleceğim. Kareyi bulacağım. Kareyi bulurken de 100'e bölüyorsam eğer çocuklar, virgülü iki basamak sola kaydıracağım. Burada 7 ile 4'ün arasındaki virgülü alacağım. 9 ile 8'in arasına yazacağım. 9 tam olacak. 10.000'de 8.744 olacak. Karemizde 9 tam 10.000'de 8.744. Evet, bunlar da bu şekilde bulundu. Dördüncü sorumuz. 10 elma ağacı bulunan bir bahçeden bu yıl 44 tam 10'da 6 kilogram elma toplanmıştır. Ağaçlardan eşit miktarda elma toplandığına göre bir ağaçtan kaç kilogram elma toplanmıştır? Ne yapacağız? 44 tam 10'da 6 kilogram elmayı 10 ağaca böleceğiz. Bir ağaca kaç tane elma düşüyor bakacağız. 10'a kısa yoldan bölmek ne demekte? Bir tane sıfır olduğu için virgülü bir basamak sola kaydırmak demekte. Buradan alacağım virgülü, buraya kaydıracağım. Sonuçta 4 tam %46 kilogram elma düşer bir ağaç başına diyeceğim. Evet, 5. sorumuza bakalım. Aşağıdaki ifadeler doğru ise başındaki kutucuğa D, yanlış ise Y yazınız demiş. Evet çocuklar, işlemleri tek tek yapacağız ve sonuçlarına bakacağız. 18 tam %22'yi 1 tam 10'da 3'e böleceğiz. Bakın 18 tam %22'nin virgülünü 2 basamak sağa kaydırırsak 1822 olur. Tabi bu bölünen sayının virgülünü 2 basamak sağa kaydırıyorsak bölen sayının virgülünü de 2 basamak sağa kaydıracağız. Tabi 1 tam 10'da 3'te virgülden sonra bir basamak olduğu için en sağına bir 0 yazacağız. 2 basamak kaydırdığımızda 130 olacak. 130'a bölelim 1822'yi. 182'de 130 bir kere var. 1 çarpı 130, 130. 182'den çıkaralım. 2, 5, 52. Buradaki 2'yi indirelim yanına. 522'de 130 4 kere var. 4 kere 0, 0. 4 kere 3, 12 elde var. 1. 4 kere 1, 4, 1 de elde 5. 520 çıktı. Bakın 2 kaldı. Çocuklar zaten işlemin sonucunda 14 tam çıktı. Bu ne demiş? 1 tam 10'da 4 demiş. Bu yanlıştır. Direkt yanlış yazabiliriz. İstersek bölmemizde devam ettirebiliriz. Yani bunun yanlış olduğunu anladıktan sonra devam ettirmenin bir anlamı yok. Birinci ifademiz yanlış olacak. İkinci ifademize bakalım. Yine 1 tam %44'ün virgülünü 2 basamak sağa kaydırarak kurtarıyorum virgülden. 144 yapıyorum. 0 tam 10'da 9'un da virgülünü 2 basamak sağa kaydırmak için 9'un yanına bir 0 yazıp 2 basamak sağa kaydırıyorum. 0 90 oluyor. 90 olarak yazıyorum. 144'ün içerisinde 90 bir kere var. Bir kere 90, 90. Çıkardık. 4, 5, 54 kaldı. Bölmemi devam ettiriyorum. Buraya bir virgül, buna bir 0.
Zaten bakın sonuç şimdiden yanlış olduğu anlaşıldı. 540'da 90'da 6 kere var. 6 kere 0, 0, 6 kere 9, 54. 0, 0. 1 tam 10'da 6 olması gerekirken bu 16 demiş. Bu ifade de yanlıştır. Evet. Sıradaki işlemimize bakalım. 8 tam 10'da 4'ün virgülünü bir basamak sağa kaydırırsam 84 olur. 0 tam 10'da 7'nin virgülünü de bir basamak sağa kaydırırsam 7 olur. 84'ü 7'ye bölersem 8'de 1 kere var. 7, 1 kaldı. 4'ü indirdim. 4'te de 2 kere var. Bakın sonuç 12 çıktı. Burada ne demiş? 1 tam 10'da 2'dir demiş. Bu da yanlıştır. Burada hep yanlış yapmış. Evet. Son işlemimize bakalım. 0 tam %45'in virgülünü sağa kaydırıyorum 2 basamak ve 45 olarak yazıyorum 0 tam %45'i. Yine burada da 0 tam %18'i de 2 basamak virgül kaydırarak 18 yazıyorum. 45'i 18'e bölelim. 2 kere var. 2 kere 18 36. Bakın şimdiden 2 tam çıktı. Bu ne demiş? 0 tam demiş. Bu da yanlış. 45'ten 36'yı çıkaralım. 15'ten 6 çıktı. 9. Evet 9. Buraya bir 0 verelim. Buraya bir virgül yazalım ve devam ettirelim. 90'da 18'de 5 kere var. 5 kere 18 90. 0 0. Sonuç 2 tam 10'da 5 çıkması gerekirken bu 0 tam %25 demiş. Bu da yanlıştır diyoruz. 6. sorumuza bakalım. Bir çiftlikteki hayvanlardan her gün 200 litre süt elde edilmektedir. Bu sütler 2,5 litrelik, 2 tam 10'da 5 litrelik şişelere konulmak istenirse kaç şişe gerekir? Evet çocuklar, ondalık göstermelerden korkmuyoruz. 200 litrelik süt elde ediliyormuş. Burada deseydi ki bu sütler 2 litrelik şişelere doldurulacaksa falan deseydi. Ne yapardık? 200'ü 2'ye bölerdik. 100 tane şişe lazım derdik. Burada da aynı şeyi yapacağız. 200'ü 2 tam 10'da 5'e böleceğiz. Acaba 200'ün içerisinde kaç tane 2,5 litre var? Virgülden kurtulalım. 2 tam 10'da 5'in virgülünü bir basamak sağa kaydırırsak 25 olur. Tabii bunu kaydırdığımızda 200'ün yanına da ne yapacağız? Çocuklar bir tane 0 yazacağız. 2000 olacak. 2000'i 25'e bölelim. 2000 bölü 25. 2 de yok, 20 de yok. 200 de 25, 8 kere var. 0, 20, 0, 0. 0'ı indirdim. 0'ın içine 25 yok. Buraya yazıyorum. 80. Demek ki 80 tane şişe gerekirmiş. Cevabımız C seçeneği olur. 7. sorumuza bakalım. 24 tam 10'da 6 bölü 0 tam %12 işleminin sonucu kaçtır? Evet. Öncelikle virgülü çok kaydıracağım. Bölene bakıyorum. 2 basamak sağa kaydıracağım ve 12 yapacağım bunu. Virgülden kurtaracağım. Bölünen sayıda da 24 tam 10'da 6 değil de buraya bir 0 yazarak 2 virgül kaydıracağım için burayı 0 ile tamamlıyorum ve ilk virgülü 2 basamak sağa kaydırıp 2460 yazıyorum. 2460'ı 12'ye böldüğümde bu işlemin sonucunu bulurum. 2460 bölü 12. 2 de yok. 24'te 2 kere 12. 2 kere 12 24. 0 0. Bakın burada bir durum var. 6'yı yukarıdan aşağıya indirdim. 6'nın içinde 12 yok. Çocuklar yukarıdan indirdim. Yok. Yoksa buraya bir 0 yazıyorum. Ve sıradaki sayıyı indiriyorum. 0 indiriyorum. 60'da 12 5 kere. 5 kere 12'de 60'tır. 0 0. Sonuç 205 çıkar. Cevabımız da B seçeneği olur. 8. sorumuz. Bahçelerindeki ceviz ağacından 4 tam 10'da 8 kilogram ceviz toplayan Melike topladığı cevizleri 8 arkadaşına eşit olarak paylaştıracaktır. Melike'nin her bir arkadaşına kaç kilogram ceviz düşer demiş. Bu sorularda çocuklar Melike 8 arkadaşıyla birlikte paylaşacaktır deseydi Melike 8 arkadaşıyla birlikte deseydi Melike'yi de sayacaktık. 9 kişi olacaklardı. Buna dikkat ediyoruz. Ancak bu soruda Melike 8 arkadaşına dağıtacakmış. Kendisi almayacakmış. 4 tam 10'da 8'i ne yapacağız? 8'e böleceğiz. Virgül kaydıralım. 4 tam 10'da 8'i 48 olarak yazalım. Bir basamak sağa kaydırdık virgülü. Virgülden kurtardık. Tabii 8'in yanına da ne yapacağız? Virgülü, virgülden kurtulmak gibi bir şey olmadığı için 8'in yanına da 0 yazacağız. 48'i 80'e böldüğümüzde her bir kişiye kaç kilogram ceviz düşer bulacağız. 48 bölü 80. 4'te 80 yok. 48'de 80 yok. O zaman biz buraya bir 0 virgül. Buna da bir 0 vereceğiz. 480'de 80 ise 6 kere var. 6 kere 80. 480. 0 0 0. Bakın bir kişiye 0 tam 10'da 6 kilogram ceviz
Düşüyormuş. Cevabımız da D seçeneği olur. Evet çocuklar, bu konumuzun da çalışması bitti. Bundan sonraki konularımızın çalışmalarını da kanalımızda yayınlamaya devam edeceğiz. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.